Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı askerlerini göstereceğim. Evet, artık Osmanlı askerlerini de oyuna eklediler. Sonunda Yeniçeri ve Kapıkulu askerlerini de görmeye başladık. Umarım daha niceleri de gelir. Yeni çıkan çok güzel bir modumuz var arkadaşlar. Türk bir arkadaşımız tarafından yapıldı. Ben zaten bu modu Twitch yayınımda kullandım. Twitch yayınında da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada Benilot Osmanlı serisine başladık. Bu modu da orada kullanıyoruz. Bayrakları falan ben ayarladım. O sayesinde gelmiyor, yanlış anlamayın. Twitch linkim ve ikinci kanalımda açıklama kısmında. Neyse. Şimdi arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz beni zaten. Ben bir Yeniçeri oldum. Miğferimden de anlayabiliyorsunuz. Bayrağımı da Osmanlı bayrağı yaptım. Bayrak ve diğer haritalar mod sayesinde gelmiyor arkadaşlar. Sadece Osmanlı askerleri mod sayesinde geliyor. Bu da zaten My Little Warband, yani kendi askerini yapma modun üzerine yazıldığı için kolay bir şekilde modu indirip kaldırabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yapmıyor seriye. Ben modun kurulumunu video sonunda anlatacağım. Videonun sonuna gitmeyi unutmayın modun kurulumu için. Şimdi isterseniz bir bakalım. Ansiklopediden şöyle gösteriyorum. Bakın zaten burada zırhlı Yeniçerimiz falan da var. Bu modlarla birlikte yeni teçhizatlarımız, kılıçlarımız falan da geliyor. Onları da göstereceğim kısa bir şekilde. İlk önce askerlerimize bir bakalım. Bayağı bir askerimiz var arkadaşlar. Zaten sol tarafta ve sağ tarafta görüyorsunuz. Bakın, asker topladığım zaman buraya askerler geliyor gördüğünüz gibi. Buradan şöyle sağ tıklarsak işte Osmanlı'nın bütün askerleri burada arkadaşlar, modla birlikte gelen. Sol tarafta genelde Sırp askerleri yapabiliyorsunuz. Ortada Rumeli ve sağ tarafta da Osmanlı askerleri yer alıyor. İlk baştan Acemi oğlan olarak başlıyor. Acemi oğlanı aldığınız takdirde herhangi bir askere dönüştürebiliyorsunuz. Bakın zaten iki tane bölüğü var burada. Bir tanesini direkt Azaba dönüştürdüğünüz zaman, birincisini hemen Azaba aldığınız zaman Alp ve Kapıkulu yaya okçusuna dönüştürebiliyorsunuz. Sağ tarafta da yayayı alırsanız Tımarlı Sipahi ve Derbentçi askerine dönüştürebiliyorsunuz. Burada zaten son seviye askerlerimiz 5. seviye Derbent Muhafızı. Şöyle göstereyim hatta. Bu da bir bunların versiyonu var bakın arkadaşlar. Hepsinde de uğraşmış arkadaşımız. Modu yapan arkadaşımızın adı da Mehmet. Discord sayfamızda bulunuyor. İsterseniz modla ilgili bir şey sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Zırhlı Kapıkulu piyadelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine bunun da 4 versiyonu var bakın bu şekilde. Ve versiyonları da çok kaliteli. Böyle sadece birkaç miğferi falan değişmiyor. Tamamen her şey değişiyor. Ve asker bambaşka bir hal alıyor. Savaş alanında da göstereceğim, merak etmeyin. Tebercilerimiz var burada. Tebercilerimiz de bu şekilde. Arkasında güzel bir göndere silah bulunuyor. Çok güçlü askerler arkadaşlar. Zırhına bakmayın. Elindeki silah çok güçlü. Daha sonra burada Yeniçerilerimiz geliyor. Yine bunların da zırhını şöyle bir göstereyim. 46, 14, 16 diyor. Gayet iyi bence. Arkasında bir tane çift deli balta bulunuyor. Bunları Asere Memlük baltacısı olarak görebilirsiniz. Osmanlı'nın Yeniçeri hali olarak. Kapıkulu zırhları da çok iyi mesela bakın. Buradan şöyle göstereyim. Bunda yine bir cellat baltası ve kaskarası var. Hepsi çift deli balta kullanıyor şunun dışında. Bu ne kullanıyor? Bu da kaskara ve gürz kullanıyor. Derbençi muhafızın büyük yakın silahı bulunmuyor maalesef. Bütün askerleri birlik sayfama aldım. Buradan daha rahat bir şekilde bakabiliriz. Hemen ilk seviyeden başlayalım isterseniz. Acemi olan zaten çok güzel bir kalkanı. Bir de yakın dövüş silahı olarak tekerle bir baltası var. Birinci seviye bir askere göre gayet iyi. Genelde çoğu birinci askerde kalkan falan olmuyor. Yedekken uzun bir mızrak kullanıyor ve gürze dönüşüyor yakın dövüş silahı. Kalkanı yine devam ediyor aynı şekilde. Merak etmeyin arkadaşlar, o kadar güçlü değiller. Zaten ben modun yapımcısıyla konuşup bazı güç denge sorunları vardı. Onları da hallettik son dakika olarak ben bu modu tanıtmadan önce. Bunlar büyüyünce sipahi asker oluyor işte. Yakın dövüş silahı olarak çift elle kılıcı var. Yine bunda bir mızrağı, yakın dövüş silahı ve kalkanı bulunuyor. Saray muhafızını geçecek olursak en beğendiğim askerlerden bir tanesi. Bakın, saray muhafızı cidden çok güzel gözüküyor. Çünkü üzerindeki zırh bayağı bir renkli. Osmanlı askerini yansıtıyor. Miğferdir, eldivenidir, her şey çok güzel duruyor bence. Kalkanı birazcık küçük duruyor ama. Arkasında çok ama çok uzun bir mızrak var. Zaten ucu bile gözükmüyor burada. Yakın dövüş silahı olarak birazcık böyle tam da Osmanlı kılıcına benzer güzel bir kılıç verilmiş. Bu arada demircilik kısmında Osmanlı kılıçlarını falan da yapabiliyorsunuz. Hemen size öyle sıradan geçiyorum rastgele bir şekilde. Sipahilerimiz var burada atlı olarak. Genelde çoğu çifteli bir kılıç veya mızrak kullanıyor askerlerin. Bu da çok güzel gözüküyor. Bu zırhları da arkadaşlar siz ekstra olarak yerleşkelerden bulabiliyorsunuz. Modun yapımcısı daha çok Asere taraflarından bulabileceğinizi söylemiş. Asere taraflarına giderseniz zamanla çıkacaktır bu zırhlar. Çünkü zırhlar çok iyi zırhlar olduğu için zamanla çıkıyorlar. Burada 4. sebebi Yeniçerimiz var. Bir de bunun üst versiyonu var. O da şurada zaten. Onu da göstereceğim. Bunların zaten en çok sevdiğim olayı miğferi arkadaşlar. Miğferi çok güzel benzemiş bence. Kalkanıdır, çiftelli bir kılıcıdır. Çifteli diye sanırsam. Böyle bir Yeniçeri arkadaşlar. Yeniçerinin zaten genelde hasarı çok yüksek oluyor biliyorsunuz. 5. seviye geçtiği zaman, hatta şöyle direkt göstereyim. Arkasında direkt çifteli bir balta geliyor ve oyunun en iyi kalkanını kullanıyor. Yakın dövüş silahı olarak da kılıç kullanmaya devam ediyor. Zırhı zaten çok güzel oluyor. Yani bir sonraki seviyesinde bayağı bir çağ atlıyor. Onu söyleyebilirim.
Kapıkulu piyadesine bakalım. Kapıkulu piyadelerin zaten zırhı ve hasarı çok iyi oluyor. Yine bunlar da saray muhafızına benziyor aslında, bakın burada. Sadece birazcık göğüslü falan değişik. Derbent muhafızına bakalım. Derbent muhafızında zaten zırhı zaten sanırsam çok iyi. 55, 14, 16 diyor. Evet, şu anda piyadelerin en güçlüsü bu arkadaşlar zırh bakımından. Yakın dövüşleri olarak da en iyi güzlerden bir tanesini kullanıyor. Mifer'ini zaten söylemiyorum bile. Arkasında yine oyunun en iyi kalkanı ve çok güzel bir kılıç kullanıyor. Bayağı kalın bir kılıç kullanıyor. Zırhlı kapıkulu piyadesine geçelim. Bu da onun bir üst versiyonu arkadaşlar, kapıkulu askerinin şunun. Bu da yine çifteli baltaya dönüşüyor. Aynı yeniçeri gibi düşünebilirsiniz. Hala şu anda Derbent muhafızını geçemedi. Ama en sevdiğim eşyası sanırsam eldiven oldu. Eldiven çok güzel gözüküyor askerde. Tepecimize geldik. Tepeciler zaten gönderi silahla meşhur. Bunların gönderi silahı olduğu için arkadaşlar, piyadeyken size bunları atlı olarak saldırırsanız direkt zaten kafanıza vururlar. Güçlü bir asker zaten. Sipahilerimize geçelim. Bunlar da atlı askerlerimiz. Zırh bakımına genelde pudrulu zırhlar kullanıyorlar büyük ihtimalle. Güzel bir sanırsam mızrak kullanıyorlar. Kılıç olarak yine böyle ucu eğik bir tane kılıç. Bunlar ne deniyor bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ağır sipahimiz, yani onun bir ve üst versiyonu geçtiğimiz takdirde sanırsam Derbent muhafızının atlı versiyonu, bakın şöyle göstereyim. Sadece miğferi falan değişiyor. Ulufeci'ye geçelim. Ulufeciler'de yine sanırsam şuradaki askere benziyordu. Neredeydi o? Ulufeciler'de yine Derbent muhafızına benziyorlar. Güzel arkadaşlar, çok benziyor bence Osmanlı askerlerine. İki tane zırh modu iniyor arkadaşlar modla birlikte. Onları da söyleyeceğim zaten videonun sonunda mod kurulumu kısmında. Şimdi burada silahtarlara geçelim. Silahtarlar da bu şekilde. Bunlar da uzun menzilli olarak geçiyor. Yayları mevcut. Yaylarda çok güzel bir yay. Bozkır yayı mı tam bilmiyorum. Zaten bunların yeşil olduğuna bakmayın arkadaşlar. Sizin bayrağının rengi neyse onların rengini alacaklar. Azaba geçelim. Bunlar da yine sol taraftaki askerler olarak geçiyorlar. Direkt ikinci seviyeden okçuya dönüştürebildiğiniz kısım vardı ya, o işte burası. Direkt yanında gürz alıyor ve okları var arkadaşlar. İkinci seviye bir askerden söz ediyoruz. Bence çok güçlü bir asker olarak gözükebilir. Ama güç değerleri de normal arkadaşlar. Diğer askerlerle normal seviyede öyle OP bir asker olarak görmeyin bunları. Kapıkulu yay okçularına bakalım. Bunlar da Azab'ın bir üst versiyonu. Kuzeyit göğüslüğü giyiyor bir tane. Burada çok sevdiğim bir asker var arkadaşlar. Erder Yardımcı Kuvvetleri diyor. Kalkanına bakın abi. Kalkanı çok garip zaten. Tam burada böyle mızrak koymalık bir yer var. Sıvadin zırhlarını kullanıyorlar. O modla birlikte geliyor bu zırhlar. Ama çok güzel gözüküyor. Savaş anında bunu bizzat göstereceğim size. Yardımcı Kuvvetleri cidden diğer askerlere kıyasla bayağı bir sıra dışı gözüküyor. Keman keşlerimize geçelim. Keman keşlerimizde yine asere göğüslüğü giyiyor. Güçlü askerler. Hatta şöyle bir okçuya göre 27, 13, 13 diyor arkadaşlar. 4. seviye bir askere göre gayet iyi bence. Yine çok güzel bir yayı ve çifteli kılıcı kullanıyor. En güçlü yay arkadaşlar bu arada bu sanırsam. Akıncı beylerimize bakalım. Akıncı beylerimiz de bu şekilde. Ve beyler beyine geçelim. Beyler beyimiz de bu şekilde. Zırhlarına bakacak olursak bir atlıya göre 55, 14, 16 diyor arkadaşlar. Okçu yaya göre gayet iyi bence. Merak etmeyin. Cidden savaş anında o kadar sırıtmıyorlar. Son güncelemeli birlikte bir fix güncellemesi oldu. Bence gayet sonari oynanabilir bir durumda, indirip bakabilirsiniz. Ben de burada Osman Gazi olarak onlara önderlik edeceğim. Hemen isterseniz bir teçhizatlara baktıktan sonra savaş alanında teste geçelim. Hatta onu geçmeden önce şöyle demircilikten size modla birlikte gelen ayarları göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada modla birlikte gelen özel silahları dövebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Diğer silahlara kıyasla bayağı bir garip duruyor. Hatta ben burada bir tane Behudor adında silah dövmüştüm. Bu da bu şekilde, bunu savaş alanında kullanacağım. Bakın o daha demek ki yardımcı kuvvetlerinin zırhını giydim şu anda. Bütün zırhları arkadaşlar, askerlerin üzerindeki bütün zırhları da giyebiliyorsun arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşkelerde bulunuyor. Şöyle onların renkli versiyonu varmış. Bakın bu da onun mavi versiyonu. İki tane zırh paketi kullanıldığı için arkadaşlar, hangisi hangi moda ait bilmiyorum. Şöyle bir zırhımız varmış. Bu da sanırsam onun bir üst versiyonu. Çünkü cidden çok güzel gözüküyorlar. Bunlar da Sıvadin zırh göğüslerikler arkadaşlar. Bunları biliyorum çünkü uzun zamandır bu modu kullanıyorum. Bakın şöyle güzel bir zırhımız daha var. Bu da daha demek ki kullandığım zırh. Evet, şu anda Asaray çöl topraklarında Yeniçeri ve Kapıkulları ile birlikte bir savaşa gireceğiz. Osmanlı bayrağımızı diktik abicim. Gel abi, düşmanlarının ecelini bir okuyalım. Çok güzel gözükmüyor mu? Baksanıza abi. Yayımı falan da aldım. Elimde özel yapım bir kılıç bulunuyor şu anda. Bakın şöyle göstereyim. Bizimkilere ben bir saldırı emri vereyim. Okumla birlikte. Yardır abi. Allah 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 Allah. Dur, atlardan önce gidelim de onlara bir hasar verelim. Şöyle kafasına vuralım. Onlar da bizde aynı renk olduğu için çok fark edemiyorum. İndir abi, indir kışlarını. Atlıları geliyor. Hadi piyadeler. Allah Allah Allah. Abi kılıç çok güçlü. Çok iyi bir kılıç dövmüşüm. Bizim okçular da fena ya. 5. seviyeden oluşuyor. Yeniçerilere bak. Ben de onlarla birlikte savaşacağım. Hadi abi ya. Zırhlı yeniçeriler, bir de normal yeniçeriler olmak üzere iki tane çeşidi bulunuyor. Kapıkulu askerlerimiz burada. Derbent muhafızlarımız burada. Daha sonra yardımcı kuvvetlerimiz de burada. Abi askerlerin güzelliğine bak.
Saldır, 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 saldır. Vur kafalarına, vur kafalarına. Vur kafalarına. Abi RTS kamera modu olsa onları yerine geçeceğim ama zaten şu an ben de onlarla aynıyım. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar, saldırın. Kaçıyorlar. Vurun kafalarına. Neredeler? Allah'ım, ortama bak. Miğferim, pelerinim, her yerim kan oldu ya. Düşmanlara bakın, burada bayraklara filan hiç düşmemiş. Yani bayraklara filan düşmemiş yere. Modumuz bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla tanıtmak isterdim ama dediğim gibi sadece asker olayı var. Burada yardımcı kuvvetlerini şöyle göstereyim yakından. Hatta kamera moduna geçelim. Bakın bu şekilde gözüküyorlar. Daha sonra Derbent muhafızlarımız burada. Derbent muhafızına bak. Nasıl gülüyor. Yeniçerilerimiz. Bunun bir üst versiyonu nerede? Evet, burada. Yeniçerilerimiz de burada. Adamın suratı gözükmüyor miğferden. Heh. Yee, kazandık değil mi? Modumuz bu şekilde arkadaşlar. İndirip bakabilirsiniz açıklama kısmında. Hemen isterseniz modun kurulumuna bakalım. Arkadaşlar modun sayfasına girdiğimiz zaman buradan zaten görüyorsunuz 1.7.1 ve 1.7.2 de test edilmiş ama 1.8'de de çalışabilir diyor. 1.8'de ben test ettim ve gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Zaten dediğim gibi seriye başladık ve koca 1.5 saat boyunca hiçbir hata rastlamadık. Rastlamayız bilmiyoruz, o kadar uzun süre oynamadık ama siz de bir bakabilirsiniz. Büyük ihtimalle hata vermeyecektir. Çünkü başka bir modun üzerinden geldiği için ayrı bir mod olarak sayamazsınız bunu. Oyunu etkilemiyor direkt olarak. Neyse, buradan files kısmına geldiğimiz zaman görüyorsunuz zaten son zamanda zaten güçten yapıldı. Burada manuel download diyebilirsiniz veya vortex olarak indirebilirsiniz. Size kalmış. 4 tane mod istiyor arkadaşlar ama şu sonuncusunu indirmeniz gerek yok. Bu zaten fixed, daha iyi bir görünüş için. Burada My Little Warband, Sarent Armory ve Sevadian Armory indirmeniz yeterli. 2 tane zırh paketi ve My Little Warband gerekiyor. Çünkü asker yapma modu arkadaşlar bir nevi. Bu üçünü de indirmeniz gerekiyor. Kendi sürümünüze göre indirdiğinizden emin olun. Files kısmına girdikten sonra oradan 1.8 veya 1.7.2 ise sürümünüz neyse ona göre indirin. 1.7.1 ve 1.7.2 de çalışıyor bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bu mod. Şehire geliyorsunuz. Herhangi bir yerleşkeye giriyorsunuz. Hana gittikten sonra burada import custom troop tree diyor. Buna bastıktan sonra zaten load 29 units diyor. Asker topladıktan sonra o askerler geliyor arkadaşlar burada. İlişkisi ne kadar yüksekse bu askerleri de alabilirsiniz. Eğer gelmediyse şuradan switch recruitment type demeyi unutmayın. Bunu dediğiniz takdirde normal askerlerimize dönecektir arkadaşlar. Bu şekilde bütün askerleri kullanabilirsiniz. Bazılarının merakını da gidireyim. Bu askerleri sadece biz kullanabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü My Little Warband modundan geldiği için sadece biz kullanabiliyoruz. O yüzden buradan switch recruitment type demedikçe bu özel askerlere ulaşamazsınız. Mod sırasına gelecek olursak da launcher ekranından modu indirdikten sonra buradan 2 tane zırh paketini onun altına sıralayın. My Little Warband'i de bunların üstüne sıralayın arkadaşlar. Diğer modlar kuruluysa onların da üzerine sıralayın. Yakın bir zamanda zaten Burning Armory modunda tanışacağım, büyük modlardan bir tanesi o. Onda nasıl bir mod olduğunu görmek istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.